Merhaba, Bitki Günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kök boya bitkisi yani Latince adıyla Rubia tinctorum, Akdeniz kökenli olup Orta ve Batı Anadolu'da çokça yetiştirilen, çiçekli çok yıllık bir bitkidir. 1,5 metreye kadar uzayabilen ve kazık kök yapan bitkinin küçük 5 taç yapraklı çiçekleri, Haziran'dan Ağustos'a dek açar ve çiçekler solarak yerlerini kırmızıdan siyaha dönen meyvelere bırakır. Nemli ve geçirgen olmayan toprakları seven, dünya tarihinde iplik boyamada kullanılan ilk bitki olduğu söylenen kök boya bitkisinin köklerinden alizarin ve parparin adlı boyar maddeler elde ediliyor. Bu boyar madde dünyada Türk kırmızısı adıyla biliniyor ve ilk olarak Manisa Alaşehir'de kullanıldığı düşünülüyor. Bir varsayıma göre Türk kırmızısının hikayesi şöyle. Bitkinin boyama tekniği Hindistan'da keşfedilerek önce Türkiye'ye getirilmiş. Boyanın elde edilme sürecini bizden öğrenen Yunan kökenli işçilerin Fransa'ya göç etmesiyle 18. yüzyıldan itibaren Fransızlar da bu bitkiyi sahiplenmişler. Fakat Hollandalı ve İngiliz casuslar Fransızların elindeki bu değerli sırrı elde edince 1820'lerde Türk kırmızısı ile renklendirilmiş pamuklu kumaşlar İngiltere'de moda oluvermiş. Bitkinin yetiştirildiği ilk yılda topraktan çıkarılan kökünden elde edilen boya sadece iplik değil, deri, pamuk, yün ve ipek boyamasında da kullanılabiliyor. Fransa'da ayrıca köklerden içki yapımından da faydalanılmış. Öte yandan kök boya bitkisi sarılık, kadın hastalıkları ve cilt sorunlarında da ilaç olarak kullanılmıştır. Bitkinin kökünün tüketilmesinin hamilelerde düşüğe, farelerde ise kansere yol açtığı deneylerle tespit edilmiş. Görünüş itibariyle pek de göz alıcı olmayan bu bitkiden nasıl olup da Türk kırmızısı gibi canlı ve kalıcı bir renk elde edildiğini merak edenler bu karmaşık yöntemin detaylarını araştırabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.